Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Tuzlu kurabiye, ağızda kıyır kıyır dağılıyor diye tabir ettiğimiz mükemmel bir tarif. Kurabiyemin yapım aşamasına başlamadan malzemeleri saymak istiyorum sizlere. Öncelikle 125 gram margarinim var. O da ısısında yumuşamış. Ardından bir çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağı su, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı şeker, bir yumurta. Sarısı içerisine akımın da bir kısmını üzeri için ayıracağım. Yaklaşık 3 su bardağı civarı un kullanacağım ve üzerine süslemesi için de haşhaş, susam, çörek otu kullanacağım. Malzemelerim bundan ibaret. Kurabiyemin yapımına hemen geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yağım o kadar yumuşamış ki tam istediğim kıvamda. Ardından sıvı yağımı ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü, çay bardağı ölçüsü 100 miligram pardon. Yarım çay bardağı suyumu da ekliyorum. Çok tepeli olmayacak şekilde bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. İki tatlı kaşığı da şeker ekledim. Şekerimi de döktüm bu arada. Hemen şöyle yumurtanın akından da bir miktar ayırıp sizlere göstermek istiyorum. Kurabiyelerimin üzerine süreceğim. Çok fazla ayırmaya gerek yok. İstemedim ki akı ziyan olsun. Bu şekilde bir parça almak yeterli geliyor. Tamamen ayırsam ziyan olacak malzememiz, inanın. Bu kadar kafi kurabiyemizin üzeri için. Kalanını kurabiye hamuruma ilave ediyorum. Masamdan fazlalıklarımı aldım. Dökülen şekerimi de temizledim bu arada. Hemen malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum elimde. Ardından bir bardak unumu ekleyerek başlıyorum. Üzerine bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Hemen ikinci bardak unumu da ekliyorum. İkinci bardak unumu da yedirdikten sonra hiç vakit kaybetmeden hemen üçüncü bardağımı da ilave ediyorum. Şu ana kadar 200 milimlik su bardağıyla 3 su bardağı un ilave ettim. Yumurtamızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Sanırım bir yemek kaşığı daha un yeterli gelecek. 3 su bardağı artı bir yemek kaşığı un ilave ettim. Evet, kurabiye hamurum hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Çok güzel bir kıvamı var. Daha fazla sakın un ilave etmeyin yumuşak oldu diye düşünüp de. Bu miktar yeterli. Kurabiye hamurum hazır. Şimdi geldi sıra şekil verme işlemine. Ben bu şekilde iki buzdolabı poşeti arasında şekil vereceğim. Açacağım hamurumu merdane yardımıyla. Merdaneme yapışmayacak bu sayede. Eğer sizler isterseniz yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz.
Hamurundan şöyle bir parça alıp elimle hafif şekil verdikten sonra şu şekilde bırakıyorum. Diğer poşetimi de üzerine kapatacağım. Hemen merdane ile açarken poşetim hafif kayıyordu. Kayma yapmasın, daha rahat açabileyim diye altta kalan kısmı çok hafif ıslattım. Poşetim bu sayede masaya yapıştı ve hamur açma işlemim daha kolay. Sizlere de tavsiye ederim. Zemin kaygan olduğu için bu şekilde daha rahat açabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık yarım santim kalınlığında açıyorum hamurumu. Ben ince uzun çubuklar halinde keseceğim. Sizler isterseniz farklı kurabiye kalıplarıyla da şekil verebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şöyle bir kesme aparatıyla keseceğim kurabiyelerimi. Arkadaşlar ilk tepsim hazır. Gördüğünüz gibi hemen yumurta akını süreceğim. Ben yumurta akını daha rahat kullanabilmek, sürebilmek için çatalla bir süre çırptım. Hemen fırça yardımıyla kurabiyelerimin üzerine şu şekilde sürüyorum. Kurabiyelerimin üzerine yumurta akı sürdükten sonra hiç vakit kaybetmeden hemen üzeri için susam çörek otu serpeceğim. Yumurta aklarımız kurursa malzemelerimiz yapışmaz. O yüzden olabildiğince hızlı hareket ediyoruz. Ben üçünü karışık kullanıyorum arkadaşlar. Sizler arzu ederseniz yalnızca susam, haşhaş veya çörek otu kullanabilirsiniz ayrı ayrı veya benim gibi karışık da kullanabilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum lezzetlerini birbirine. Kurabiyelerim fırına gitmek için hazır. Biraz düşük ısıda yavaş yavaş kurutarak pişireceğim. Kızarmaya başladıktan sonra takip edin. İnce olduğu için çok hızlı yanabilir. Kurabiyelerimi hemen bir sunum kabıma dizmeye başlıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle nefis tuzlu çubuklar hazırladık. Tuzlu kurabiyeler hazırladık. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığınız, bildiğiniz bütün tuzlu kurabiye tariflerini unutturacağının garantisini de veriyorum sizlere. Hemen şu şekilde bir içini de göstermek istiyorum. O kadar güzel, o kadar lezzetli ki emin olun yapıp tattıktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bunu sonuna kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Yeni bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.